Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. 8. sınıf LGS Türkçe video ders notları kitabımızın ünite sorularını çözmeye devam ediyoruz. 5. ünitedeyiz, sözcükte anlamdayız ve test 1'deyiz arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde gelmek sözcüğü, gelmek sözcüğü belli bir sürenin dolması anlamına gelmektedir. Dikkat edelim arkadaşlar, zamanla ilgili olacak. A seçeneğine baktığımızda vakit sabahı çoktan aşmış öğleye geliyordu derken yani öğle ifadesi sabah ifadesinin dolması belli bir sürenin dolması anlamında kullanılıyor burada. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. İkinci soruya baktığımızda yukarıdaki cümlelerden hangisinde görmek sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır denilmiş. Birinci cümlede abimleri çarşıda gördüm derken fiziki anlamda bir görmekten bahsediyor, Görmek eyleminden söz ediliyor. Yine aynı şekilde üçüncü cümlede halamları sinemada görmüş. Dördüncü cümlede de liseden arkadaşlarımı akşam sahilde gördüm derken yine aynı şekilde aynı anlamda fiziki anlamda somut anlamda görmek eyleminin gerçekleşmesi olarak anlamlandırabiliriz. Bu anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat ikinci cümleye baktığımızda Bugün bazı işlerimi halletmek için kaymakamı görmeye gideceğim. Burada bir görüşme, bir işi halletmek üzere gerçekleşen, daha doğrusu tasarlanan bir görüşme söz konusudur. Yanına gitme, yanına uğrama anlamı söz konusudur. Dolayısıyla ikinci cümlemiz farklı anlamda kullanılmıştır. Cevap B olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşması olarak nitelendirilebilir. B seçeneğine baktığımızda yüreğime bir ateş düştü derken gerçekten ateş düşmemektedir yüreğine somut anlamda. Burada bir acı hissi anlatılmak istenmektedir. Yani ateş sözcüğü gerçek anlamının tamamen dışında kullanılmıştır. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Dördüncü soruda aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır denilmiş. A seçeneğine baktığımızda su buharının aya gök taşlarıyla taşınamayacak kadar yoğun olduğunu ifade ettiler derken burada ay sözcüğü astronomi anlamında kullanıldığı için astronomi terimi olarak kullanıldığı için rahatlıkla diyebiliriz ki cevabımız A olmalıdır. Diğer seçeneklerde günlük kullanım haliyle sözcükler karşımıza çıkmaktadır. Beşinci sözcü, sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur denilmiş. Burada da B seçeneğinde ceketini bir hamlede çıkardı derken terim anlamlı bir sözcük olmadığını görüyoruz. Bu nedenle cevabımız B. A seçeneğinde ise perde ifadesi, oyun ifadesi, tiyatro terimidir. C seçeneğinde taç ifadesi sporla alakalı bir terimdir. D seçeneğinde ay ve dünya burada astronomi terimi olarak kullanılmıştır bir nevi. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda bir parça var. Bir sözcüğün altı çizilmiş parça içerisinde. Bu söz, sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır denilmiş. Şimdi altı çizili ifade kala kaldı ifadesi. Yani kalmak eyleminin uzun süre bir süre devam etmesi anlamında kullanılmış arkadaşlar. Bulunduğu yerde epeyce kıpırdamadan öylece durdu. Evet bu kala kaldı anlamını bize vermektedir. Bu anlamı barındırmaktadır. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. 7 ve 8. sorular bir parçaya bağlanmış. Bazı sözcüklerin altı çizilip numaralandırılmış. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır denilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar Dördüncü sözcüğümüz ruhundaki susuzluk şeklinde. Susuzluk ifadesi somut bir durumdur. Burada ise soyut anlamda kullanılmıştır. Yani soyutlaştığı için ruhun susuzlaşması durumu somut anlamda olamayacağı için rahatlıkla bunun soyut anlamda kullanıldığını, mecaz anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. O zaman cevabımız 4 yani D olmalıdır. 8. soruya baktığımızda bu şiir metninde yer alan mazi sözcüğünün yerini tutan bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Mazi sözcüğü geçmiş, geçmiş günler anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla geçmiş günleri hatırlamak beni üzüyor, maziyi hatırlamak beni üzüyor anlamında olacağı için cevabımız A olmalıdır. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına muhakkak. Çünkü senin içerisinde Çokça video çekeceğiz, sizinle beraber olacağız. Beni yönlendirebilirsiniz bu anlamda. Görüşmek üzere.